Türk Silahlı Kuvvetleri Afrika'da sıcak çatışmalar buradan Türkiye yani. Büyük Millet Meclisi'nin yani Gazi'nin şu anda bizim de hissettiğimiz Ulusal Kanal Haber Merkezi'nden iyi akşamlar. Bugün 24 Mart 2019 Pazar Ulusal Kanal Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Yerel seçimlere son bir hafta kala vites yükselten Ankara'nın tek kadın adayı Profesör Doktor Tülin Oygür bugün Yeni Mahalle ilçesindeydi. Vatan Partisi'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Oygür burada ilçe halkıyla buluştu. Coşkulu bir yürüyüşün ardından halka hitap eden Oygür, rant ve israfa son vermek için seçmenden oy istedi. Hazırladığımız milli hükümet programının zamanı gelmiştir. Vicdanı hür, fikri hür, Ankara'ya Tülin Oygür dediler. Son bir haftaya coşkulu girdiler. Beykur, Beyizin, Vatan Partisi! 31 Mart Pazar günü yapılacak yerel seçimler için vites yükselten Vatan Partisi'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Profesör Doktor Tülin Oygür, Yeni Mahalle halkıyla kucaklaştı. Burası devrimin başkenti. Bahçeli Evler ve Mamak'taki halk kucaklaşmasının ardından Ankara'nın tek kadın adayı Oygür, ilçe halkını selamlayarak yürüyüş yaptı. Karşınızda namusuyla, dürüstlüğüyle, sorumluluk bilinciyle ve en önemlisi Atatürk milliyetçisi ve Atatürk devrimcisi ruhuyla bütün oyalaklarıyla karşınıza gelmiş Vatan Partisi var. Yürüyüşün ardından Yeni Mahalle halkına hitap eden Oygür, rant ve israfa son vermek için oy istedi. Sakın belediyelerde para yok zannetmeyin. Bakmayın bunların belediyeleri borç içinde bıraktığına. Mahvetmişler, perişan etmişler milletin parasıyla milleti. Takdir yönetimindir. Ben bu parayı nasıl harcayacağım arkadaş? Bir tane halka verip 5 tane yandaşıma mı vereceğim? Yoksa hepsini halkımla beraber, halkımın mutluluğu için mi harcayacağım? Bakacağınız şey budur. Ve bu sadece Vatan Partisi'nin programında vardır. Profesör Doktor Oygür, 25 Mart Pazartesi günü de Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek'le birlikte Ankara'nın Güdül ilçesine gidecek. Artık yeni bir sayfa açılacaktır. Vatan Partisi'nin zamanı geliyor. Burada da esnaf ziyaret edilecek, halkla kucaklaşma yapılacak. Biz kamucu belediyecilik yapacağız. Belediyenin parasını, belediyenin karını yeniden kamuya aktaracağız. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu seçim çalışmaları kapsamında büyük adaya gitti. Kılıçdaroğlu, Türkiye'de beka sorunu varsa bunu 17 yıldır ülkeyi yönetenlere sormalıyız dedi. Efendim şimdi bir seçime gidiyoruz. Sandığa gideceğiz ve oylarımızı kullanacağız. Sonuçta muhtarlarımızı seçeceğiz. Belediye meclis üyelerimizi seçeceğiz. Ve belediye başkanımızı seçeceğiz. Ama Türkiye'deki atmosfer şu. Sanki bir savaşa gidiyoruz. Türkiye'nin bir beka sorunu var. Türkiye yok edilmek üzere. Yok edilmek üzere ise Türkiye o zaman oturup başka şeyler yapalım. Ya ne yapacağız? Sandığa gideceğiz, muhtar seçeceğiz. Yani muhtar seçmek bir beka sorunu mu? Belediye meclis üyesi seçmek bir beka sorunu mu? Belediye başkanını seçmek bir beka sorunu mu? Eğer Türkiye'nin bir beka sorunu varsa dönüp 17 yıldır bu ülkeyi yönetenlere sormak lazım arkadaş. 17 yıl önce beka sorunu yoktu da şimdi mi çıktı ve neden çıktı? Korku üzerine siyaset. Millet İttifakı İstanbul'da ortak miting yaptı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın açılış konuşmasını yaptığı mitingde daha sonra Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli konuştu. Son olarak sahneye Cumhurbaşkanı Erdoğan çıktı. Döviz'deki yükselişi provokasyon olarak niteledi. Şimdi bu ara gene birileri bizi provoke etmeye başladı. Dövizi tırmandırmaya çalışıyorlar. Türkiye'deki işbirlikçileriyle beraber. Bakın bugün Yeni Kapı'dan onlara sesleniyorum.
Ey finans sektörünün içinde olanlar, kalkıp da piyasadan dövizleri toplayın. Döviz yükselecek, şöyle olacak, böyle olacak. Bu tür provokatif eylemlerin içerisine giriyorsanız bunun bedelini çok ağır ödeyeceksiniz. Türk kökenli kardeşlerimizi HDP'nin bindirilmiş kıtası göstermek, PKK ile eşitlemek tek kelimeyle vatan hainliğidir. Hakkari neyse Yozgat odur. Diyarbakır neyse Balıkesir aynısıdır. Şırnak'ta uzatılan el İstanbul'da tutulur. Bingöl'de çalan davul Edirne'de karşılık bulur. Kürt kökenli kardeşlerimiz hiç kimsenin tasallutuna giremez. Hele hele terörün yedeğindeki bir partiye katiyen teslim olamaz. Bu bayrak benim, bu vatan benim, bu ezan benim. Yaklaşan yerel seçimler öncesi belediyelerin borç batağındaki vahim tablosu gözler önüne serildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın verilerine göre Mart ayı itibariyle belediyeler ve bağlı idarelerin toplam borcu 11 milyar 741 milyon liraya ulaştı. En borçlu belediyeler sıralamasında AKP'li Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ilk sırayı aldı. Mart ayı rakamlarına göre belediyelerin borcu 11 milyar 741 milyon liraya ulaştı. Rakamlar Hazine ve Maliye Bakanlığı'na ait. Bakanlık kendisine borcu olan belediyelere ilişkin bir rapor hazırladı. Rapora göre 135 milyon liralık borcun vadesi geçmiş durumda. Geriye kalan 8 milyar 683 milyon lira ana para, 2 milyar 922 milyon lira diğer borçlar olmak üzere 11 milyar 605 milyon liralık borcun vadesi henüz gelmedi. En borçlu belediye ise 6 milyar 66 milyon lirayla AKP'li Kocaeli Büyükşehir Belediyesi oldu. İkinci sırada 1 milyar 99 milyon lirayla MHP'li Adana Belediyesi. Üçüncü sırada ise 655 milyon lirayla CHP'li Muğla Belediyesi yer aldı. 31 Mart Pazar günü yapılacak yerel seçimler öncesi borçların kabarık olması dikkat çekti. Türk İş Başkanı Ergun Atalay, tank palet fabrikasının özelleştirilmesinin getireceği krize dikkat çekti. Şartnamenin henüz açıklanmadığını hatırlatan Atalay, Ankara'ya altın hisse, söz ve yetki bizde olsun diye seslendi. Birinci Ana Bakım Komutanlığı'na bağlı Sakarya'daki tank palet fabrikasının özelleştirilmesi savunmada kriz yaratabilir. Konuştuğumuz zaman Sayın Cumhurbaşkanı da ifadesinde, İşçinin burnundan hani bir zarar gelmeyecek, bir sıkıntı yok. Yetki bize diyor ama ben bununla ilgili şartnameyi görmek istiyoruz. Resmi gazetede yayınlanan özelleştirme kararında neler yer alıyor henüz bilinmiyor. Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay uyarıyor. Ki Almanlar bundan 15 sene evvel hatırlarsınız terörle mücadelede kullandırmadı bize. Dedi ki kullanamazsınız benim tanklarımı. Harp İş Sendikası'nın örgütlü olduğu tank palet fabrikasında yetkinin Türkiye'de olması gerektiğini söyledi Atalay. Yabancı sermaye gelsin, özel sektör gelsin, para yatırsın, beraber yapalım. Ama tek benim talebim şu, 51'i bizde olsun, altın ise bizde olsun, söz bizde olsun, yetki bizde olsun. Kimde olsun? Milli Savunma Bakanlığı'nda olsun, devlette olsun. İşçi de Milli Savunma Bakanlığı'nın personeli olsun. İki tane kelime benim söylediğim. İşin talebi de bu, benim talebim de bu, doğrusu da bu. Yol İş'in Adana'da düzenlediği toplantıda konuştu Atalay. Altay tanklarını fırtına obüslerini üreten fabrikayla ilgili şartnamenin açıklanmasını istedi. Tanka ihtiyacımız var mı? Var. Bir an evvel bu şartnameyi açıklasınlar. Kim Katar'dır, BMC kimse gelip 40 tanesini bizim fabrikada yapsın. Geri kalan 200 tanesini kendi fabrikasına yapsın. Gitsin kendi fabrikasına. Biz normal tank palette normal işimizi yapmaya devam edelim. Bu Türkiye'nin talebi, bu Türk işin talebi, bu harbi işin talebi, doğrusu da bu. Tank palet, kaderimiz, kaderimizi vermeyiz. Tank palet, kaderimiz, Şırnak ve Kastamonu'da askerleri taşıyan araç devrildi. İki ayrı kazada 4 Mehmetçik şehit oldu. Şırnak'ın Silopi ilçesinde askeri araç devrildi. Şehit Ercüment Türkmen Kışlası'na giden zırhlı askeri araç,
ilçe girişinde direksiyon hakimiyetinin yitirilmesi üzerine kaza yaptı. Üzücü kazada bir asker şehit oldu, 20 asker yaralandı. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada yaralı sayısının 17 olduğu, durumların hafif olduğu kaydedildi. Bir üzücü kaza haberi de Kastamonu'dan geldi. Trafik kazası sonucu 3 komando uzman erbaş şehit oldu. Uzman onbaşılar Emre Tarlacı, İsmail Doğan ve Enes Sertkaya için Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı'nda bir tören düzenlendi. Şehitlerin naaşı daha sonra memleketlerine uğurlandı. Tarlacı'nın naaşı memleketi Karaman'a, Doğan'ın naaşı memleketi Afyon Karahisar'a, Sertkaya'nın naaşı ise memleketi Elazığ'a yollandı. Şehitlerimize Yüce Allah'tan rahmet diliyoruz. Türk Silahlı Kuvvetleri Şırnak'ın Gabar Dağı bölgesinde bahar hazırlığı yapan bölücü terör örgütü PKK'ya nefes aldırmıyor. Düzenlenen operasyonlarda yüzlerce silah, mühimmatı ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Komandolar zorlu kış koşullarında nefes aldırmadığı teröristlere bahar aylarında da aman vermiyor. Bahar hazırlığı yapan bölücü terör örgütü PKK'ya Şırnak'ta operasyon yapıldı. Gabar Dağı bölgesinde bölücü terör örgütüne ait yaklaşık 1700 ağır silah mühimmatı, 2 obüs mühimmatı, çeşitli silahlara ait yedek parçalar, bir tuzaklanmış bomba, 19 tüp ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi. Bölgede operasyonlar devam ediyor. Van'ın Edremit ilçesinde bir otomobilde yapılan aramada 10 kilo 250 gram sıvı eroin ele geçirildi. 2 kişi gözaltına alındı. Van'da İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu kaçakçılarına göz açtırmıyor. Tamam, çıkaralım. Narkotik suçlarla mücadele şubesi ekipleri Kurubaş mevkisindeki bir aracı şüphe üzerine durdurdu. Arama yapıldı. Narkotik köpeği Rexo da aramalara katıldı. Abi tepki veriyorum. Otomobil lastiklerinin içine yerleştirilen şambrellere gizlenmiş 10 kilo 250 gram sıvı eroin ele geçirildi. Ekipler iki kişiyi uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak ve uyuşturucu madde nakletmek suçlamasıyla gözaltına aldı. Kesiyorum. Kes onu, kes. Osmaniye'de jandarma ekipleri yol ortasında oynayan çocuklara kayıtsız kalmadı. Ekipler 4 küçük çocuğu ellerinden tutarak güvenli noktaya taşıdı. Tehlike içinde oyun oynayan çocukları jandarma ekipleri görünce kayıtsız kalamadı. Görüntüler Osmaniye'den. Kuzey çevre yolunda ilerleyen bir jandarma ekibi refüjde oyun oynayan 4 çocuğu fark etti. Araçlarını durduran ekipler herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için çocukları bulundukları alandan çıkardı. Bazılarını ellerinden tutarak, bazılarını da kucaklarında yolun karşısına geçiren ekipler çocukları ailelerine teslim etti. Adı üstünde güvenlik güçlerimiz, tüm güvenlik güçlerimize üstün başarılar diliyoruz. Onlar bu aziz vatanın birer evladı, birer ferdi. İyi ki varlar. Sınırlarımızın dışına uzanacağız. Norveç açıklarında bir turist gemisi denizin ortasında arızalandı. İçinde 1373 yolcunun bulunduğu gemide 500'e yakın kişi helikopterler yardımıyla kurtarıldı. Kurtarma çalışmaları güçlükle devam ediyor. Norveç açıklarında Viking Sky adlı turist gemisi arıza yaptı. Elektrik arızası nedeniyle denizde batma riskiyle karşı karşıya kalan gemi, kötü hava koşulları nedeniyle karaya doğru sürüklendi. Gemi mürettebatı derhal acil yardım çağrısında bulundu.
yardım sinyali üzerine ekipler hemen harekete geçti. Kurtarma çalışmalarına havadan ve denizden başlandı. 5 helikopterle çok sayıda gemi bölgeye gönderildi. Devasa boyutlardaki gemi dalgalar karşısında çaresizdi. Kurtarılmayı bekleyenler geminin içinde oradan oraya sürüklendi. Gemide 1373 turistin bulunduğu, yaklaşık 500 kişinin helikopterler yardımıyla kurtarıldığı açıklandı. Kötü hava koşulları nedeniyle kurtarma çalışmaları güçlükle yürütülüyor. İlk belirlemelere göre 3'ü ağır, 11 kişi yaralandı. Gemidekilerin çoğunun İngiliz ve Amerikan vatandaşı olduğu öğrenildi. Mahsur kalan diğer yolcuların kurtarılması için çalışmalar sürüyor. Amerika destekli darbe girişimine karşı halkıyla kararlı duruş sergileyen Venezuela Devlet Başkanı Maduro, istifalarını veren bakanlara teşekkür etti. Maduro, yeni kabinenin yakında açıklanacağını duyurdu. Caracas'ta düzenlenen mitingde konuşan Maduro, Trump ve palyaçolarının giriştiği darbe girişimi çöktü, dedi. Amerika'nın siyasi ve ekonomik baskılarına karşı Venezuelalılar savunmada, halk sokaklarda. Washington'ın desteğiyle kendini geçici devlet başkanı ilan eden Juan Guaido'nun özel kalem müdürü, terörizmi teşvik etmek suçlamasıyla gözaltına alındı. Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve yönetimini destekleyen binlerce kişi terörizme karşı yürüyüş düzenledi. Maduro, Başkanlık Sarayı Miraflores önünde toplanan halka seslendi. Önce istifasını veren bakanlara teşekkür etti. Yeni kabineyi en kısa sürede açıklayacaklarını söyledi. Barışın garantisi biziz diyen Venezuela Devlet Başkanı Amerika'ya sert mesajlar verdi. Trump'ın ve palyaçolarının giriştiği darbe girişimi çöktü dedi. Savaştayız. Kimse nöbeti bırakmayacak. Galibiz, mutluyuz, birlik içindeyiz ama gözlerimiz her zaman açık. Chavezci halk, barışın, ülkenin egemenliğinin ve demokrasinin en büyük garantisidir. Bizim askeri ve sivil ittifakımız bu yürüyüşü yapmamızı sağladı. Maduro, ülkede karışıklık çıkarılması amacıyla farklı Latin Amerika ülkelerinden suçluların ülkeye giriş yaptıklarını tespit ettiklerini söyledi. Venezuela Devlet Başkanı Maduro, sorumluların tamamının yakalanacağının ve adalete teslim edileceğinin altını çizdi. Filistin, İsrail'in Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasını istedi. Filistin'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Büyükelçi İbrahim Kıraşi, 2018 Gazze raporunun da mahkemeye sunulması çağrısını yaptı. İşgalin yıl dönümünde başlayan Filistinlilerin büyük yürüyüş gösterilerinde bugüne kadar yüzlerce kişi hayatını kaybetti. Yüzlerce kişi de yaralandı. Birleşmiş Milletler bünyesinde hazırlanan 2018 Gazze raporunda İsrail'in ihlallerinin savaş suçu sayılabileceği açıklandı. Her zaman hesap verilebilirliği savunuyorlar. Ama konu İsrail'e gelince daima onları savunuyorlar ve cezasızlık kültürünü cesaretlendiriyorlar. Amerika, İsrail ve İngiltere'nin tüm engelleme girişimlerine rağmen 4 hafta süren konseyin en son gününde İsrail aleyhine 5 karar tasarısı kabul edildi. Birleşmiş Milletler 2018 Gazze protestoları bağımsız soruşturma komisyonunun Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'ne sunduğu raporun yankıları sürüyor. Ya!
Filistin'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Büyükelçi İbrahim Kraishi, İsrail'in bu ihlallerinin Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne taşınması için Birleşmiş Milletler'e çağrı yaptı. Bu rapor BM Yüksek Komiseri tarafından Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne taşınmalıdır. Kraishi, Gazze şeridinde büyük dönüş yürüyüşü gösterilerinde suç işleyen İsraillerin yargılanması gerektiğini söyledi. Tekrar yurda dönüyoruz. Vatan Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa İlker Yücel seçim çalışmalarını ilçe ilçe düzenlenen etkinliklerle sürdürüyor. Esenyurt'ta kahvaltı etkinliğinde vatandaşlarla bir araya gelen Yücel, İETT gerçeklerini anlattı. Şirketleştirdiler, batırdılar dedi. İlker Yücel'in bir diğer adresi Sultan Gazi'ydi. Uğur Mumcu Mahallesi'nde imar mağdurlarının eylemine katıldı. Onlara destek verdi. Vatan Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa İlker Yücel seçim çalışmaları için Esenyurt'taydı. Yücel, Vatan Partisi Esenyurt Belediye Başkan Adayı Zeki Aksoy ile birlikte vatandaşlarla kahvaltıda buluştu. Onun için öncelikle diyoruz ki taşeron sistemini tamamen kaldıracağız. Belediyelerin şirketleşmesini ve denetimsizliği eleştirdi Yücel. İstanbul'un en önemli toplu taşıma ağı olan İETT ile ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı. Kamu eliyle yaratılan rant demektir belediye. Bir finans kuruluşu. O finans kuruluşunun içerisinde şirketlerle birlikte belediye kaynakları yağmalanıyor. Belediyecilik bir kamu görevidir. Anayasal bir görevdir. Kamu görevi olduğu için kamu hizmeti yapılması lazım. Şirketler Sayıştay denetimine tabi değil. Sayıştay denetleyemiyor şirketi. Bakın, madem Sayıştay denetleyemiyor, Vatan Partisi denetler dedik, İETT'yi denetledik. İETT'yi bitirmişler. İETT'nin güncel mali tablosu neden internet sitesinde yok? İstanbul'un en genç adayı olan Yücel, çözüm için Vatan Partisi'ne oy çağrısı yaptı. Şu anda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin elindeki şirketlerin 2/3'ü battı. Sandıktan çözümün çıkması için bu sistemin, bu çıkar ilişkilerinin parçası olmayan partinin çıkması lazım. Ve bu çıkar ilişkileri içerisinde yer almayacağım diyen adaylara oyumuzu verirsek belediye kaynaklarını kurtarırız. Belediye kaynaklarını kurtarmanın yolu Vatan Partisi adaylarına oy vermekten geçiyor. Daha sonra Sultan Gazi'ye geçti. Yücel'e Vatan Partisi Sultan Gazi Belediye Başkan Adayı Deniz Çakmak eşlik etti. Mahallece verdikleri mücadeleyi kutluyoruz. Yücel Çakmak'la birlikte imar mağdurlarının örgütlendiği KUYDER'in açıklamasına katıldı. İstanbul iline bağlı birçok ilçede olduğu gibi bizim ilçemizde imar ile alakalı sorun yaşayan mahallelerden birisi de biziz. Yanlış planlarınızın sorumlusu bizler değiliz. Artık vicdanınızın sesini dinleyin. Bize kulak verin ve gerçekleri görün. Halk ticaretten önce gelir. Yücel mahalleliye destek istedi. Mahallelimizin emeğini, hakkını, oturma hakkını, ev hakkını, barınma hakkını hep birlikte savunalım. Çünkü kamu vatandaş için var. Belediye vatandaş için var. Eğer rant alanı istiyorsanız buyurun bu kaçak diktikleri plazaları yıkın. Para babaların diktiği evleri yıkın o zaman. Ne istiyorsunuz gariban devinden? Ordu'nun Fas'ta ilçesinde heyelan sebebiyle 12 evin boşaltılmasına karar verildi. Vatandaşlar bölgedeki taş ocaklarının dinamit patlatması sonucu heyelan olduğunu söyledi. Vatandaşlar tedirgin ve mağdur. Ordu'nun Fas'ta ilçesinde meydana gelen heyelan evlere zarar verdi. Gel hocam. 6 tane taş ocakları var. Ve bombalamada buraları hepsini parçaladı. İslamdağ Mahallesi'nin İstiklal mevkindeki arazilerde yarıklar ve bazı konutlarda çatlaklar oluştu. Vatandaşlar heyelana neden olarak çevredeki taş ocaklarını gösterdi. İşte taş ocaklarından sonra o gelişen patlatmalar sonucunda oluşanın etkisi bu. Daha sonra yetkililerin gelip incelemelerinde bu şekilde 12 tane evin tahliyesini istediler. Bölge incelendi. 12 ev için tahliye kararı verildi.
Karar sonrası hane sahiplerinden bazıları evlerini boşalttı. Bir kısmı ise konutlarında kalmaya devam ediyor. Taş ocaklarından kaynaklanan bir şey bu. Taş ocakları burada aşağı yukarı 1 kilometre mesafede köyümüze. İstanbul Boğazı'nda sürüklenen bir tekne Kadıköy açıklarında karaya oturdu. Su almaya başlayan teknedeki 6 kişinin yardımına Daksar ekipleri yetişti. Koçu Bey isimli tekne Boğaz'dan Marmara Denizi'ne giriş yaptı. Altı kişiyi taşıyan tekne Fenerbahçe Burnu dönüşünde Öreke Taşı olarak bilinen sığlıkta karaya oturdu, su almaya başladı. Yardım çağrısında bulunan tekneye Denizde Arama Kurtarma Denizciler Dayanışma Derneği ekipleri müdahale etti. Yunus Koçal idaresinde bulunan teknedeki 6 kişi kurtarma botlarına alındı. Hasar gören tekne Kalamış Marina'ya çekildi. İstanbul Çatalca'da bir inşaatta göçük meydana geldi. Toprak altında kalan işçi hayatını kaybetti. İstanbul Çatalca'da inşaat çalışması sırasında göçük altında kalan işçi hayatını kaybetti. İzzettin Köyü Kuşlar Yaylası'nda inşaat çalışması sırasında henüz bilinmeyen bir nedenle göçük meydana geldi. İnşaatta çalışan işçi Rıza Tekin toprak altında kaldı. İşçilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Tekin, 3 saatlik zorlu çalışmanın ardından itfaiye ekipleri tarafından toprak altından çıkarıldı. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Tekin'in hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Meteorolojiden peş peşe uyarılar geldi. Doğu Anadolu'da yoğun kar, Güneydoğu Anadolu'da kuvvetli sağanak, Ege'nin güneyinde ve Akdeniz'de fırtına, iç ve batı kesimlerde ise don bekleniyor. Kar, sağanak, fırtına, don. Meteoroloji uyardı. Yurdun doğusunda özellikle Hakkari, Bitlis, Muş, Batman'ın kuzeyi Sason, Siirt'in doğusu Pervari, Eruh ve Şırnak'ın doğusunda Beytüşşebap'la Uludere'de yoğun kar yağışı etkili olacak. Ülkemizin güneydoğu kesimlerinde bu akşam saatlerinden itibaren kuvvetli sağanak görülecek. Diyarbakır, Batman, Mardin, Siirt, Şırnak ve Şanlıurfa çevrelerinde sağanak gece saatlerinde daha da şiddetlenecek. Marmara'nın güneydoğusunda hafif İç Ege, göller yöresi, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimlerinin bazı bölgelerinde buzlanma ve don olaylarına karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi. Güney Ege, Akdeniz bölgesi ve İç Anadolu'da fırtına bekleniyor. Ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi hadiseleri yaşanabilir. Hava sıcaklığının yurt genelinde 5 ila 9 derece düşeceği tahmin ediliyor. Türkiye'nin en soğuk, en fazla kar yağışı alan illerinden biri olan Ağrı'da karla mücadele sürüyor. Ekipler kardan dolayı kapalı olan köy yollarını ulaşıma açmak için çalışmalarını amansız bir biçimde sürdürüyor. Kış mevsiminin çetin geçtiği Ağrı'da kapalı yolların açılması için çalışma sürüyor.
Ekipler yer yer 4 metreyi bulan kar kalınlığıyla mücadele ediyor. Gültepe, Yeltepe, Kanılıköy ve Bağlı Mezra yollarında çalışan ekipler çok sayıda yolu ulaşıma açtı. Özellikle ilçemize bağlı Yeltepe, Gündoğdu köyleri rakım yüksek olduğu için karla mücadelede sürekli yollar kapanmaktadır. Yüksek rakımlı köy, mezra ve yayla yollarını açma ya da genişletme çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Özel idare ekipleri olarak köy yollarını bitirdik. Şimdi yer yer 4-5 metreyi bulan karla mücadelemiz sürüyor. Burası da Ardahan Ardanuç mevki. 4 aydır ulaşıma kapalı. Çığ riski bulunan ve trafik yoğunluğu olmaması sebebiyle ulaşıma kapalı tutulan yolu açmak için karayolları ekipleri yoğun çalışma başlattı. Ekipler hem Ardahan hem Artvin yönünden çalışma yürütüyor. Bahar mevsimine rağmen bölgedeki tipi ve kar yağışı ekiplere zor anlar yaşatıyor. Edirne'de köprü üstünde fotoğraf çektiren bir kadın dengesini kaybedince Meriç Nehri'ne düştü. Akıntıyla sürüklenmeye başlayan kadın vatandaşların yardımıyla son anda kurtarıldı. Fotoğraf çektirmek isterken canından oluyordu. Edirne'yi gezmeye giden bir kadın nehir kenarında fotoğraf çektirirken dengesini kaybetti. Meriç Nehri'ne düştü. Vatandaşlar kadını kurtarmak için seferber oldu. Kadının tutunabilmesi için suya sandalye atıldı. Kısa sürede 400 metre sürüklenen kadını kurtarmak için Arif Bahçecik adlı vatandaştan nehre atladı. Arabadan indim, şurada oturacaktık. Baktım nerede biri boğulmuş. Bahçecik'in kurtardığı kadın kıyıya alındı. Ambulansla hastaneye kaldırıldı. Güneşin doğuşu ve batışının en güzel izlendiği yer olarak bilinen Nemrut Dağı, yoldaki kar temizleme çalışmasının ardından turizmi sezonunu açtı. UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde bulunan 2206 metre yükseklikteki Nemrut Dağı ziyaretçi kabulüne başladı. Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bulunan 2206 metre yükseklikteki Nemrut Dağı, yoldaki kar temizleme çalışmalarının ardından turizm sezonunu açtı. UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde bulunan Nemrut Dağı ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Çok beğendim. Nemrut'u çıkmak istiyordum. Bu yaşımda çıkabildiysem herkes çıkabilir. Gayet güzel. Kendimi kuş gibi hissediyorum. Çok güzel. Nefis. Güneşin doğuşu ve batışının en güzel izlendiği yer olarak bilinen Nemrut Dağı'na ziyaretçiler hayran kalıyor. İlk defa bu taraflara geliyorum. Bayıldım. Her şey çok güzel. Şimdi son bir haftada binden fazla ziyaretçinin geldiğini dile getiren Nemrut Dağı Milli Parklar Şefliği görevlisi Bilal Mente, Şanlıurfa Göbekli Tepe'ye giden ziyaretçilerin geliş veya gidişlerinde mutlaka Nemrut Dağı'na uğradıklarını belirtti. Herhalde yaşım kar olan yerde ya da belki arka tarafa düştüyse arkada kaldı. Kış turizminin önemli noktalarından Bolu Kartalkaya'da sezon kapandı. Sezon boyunca yerli ve yabancı yaklaşık 250 bin tatilci kayak merkezini ziyaret etti. Havalar ısınmaya, kayak merkezleri ise sezonu kapatmaya başladı. Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden biri olan Kartalkaya'da havaların ısınmasıyla sezon sona erdi. Köroğlu Dağı'nın 2200 metrelik zirvesinde Kartalkaya'da oteller sezonu kapattı. Toplam uzunluğu 75 kilometreyi bulan 25 pistte bu yıl 250 bin tatilci ağırlandı. Müzik
Sezon süresince kar yağışı ve sis nedeniyle pistten çıkarak kaybolan tatilciler Kartalkaya Jandarma Arama Kurtarma Timi tarafından kurtarıldı. Sezon boyunca toplam 25 kaybolma olayına müdahale edildi. Kayseri'de ilmek ilmek halı dokuyan kadınlar gelişen teknolojiye rağmen halı dokumacılığını sürdürmeye çalışıyor. Emekçi kadınlar hem aile bütçelerine katkı sağlıyor hem sanatlarını kuşaktan kuşağa aktarmanın mutluluğunu yaşıyor. Türk kültüründe tarih boyunca vazgeçilmez bir yeri olan halı dokumacılığını devam ettirmeye çalışıyorlar. Hiç kalkmadım daha. Küçüklükten belli oturdum daha hala dokuyum. Kayseri'nin Hacılar ilçesinde bir araya gelen 5 kadın unutulmaya yüz tutmuş halı dokumacılığını gelişen teknolojiye rağmen ayakta tutuyor. Geleneklerimizi, kültürümüzü yaşatmaya uğraşıyor bizler. Emekçi kadınlar hem aile bütçesine katkı sağlıyor hem sanatlarını kuşaktan kuşağa aktarmanın mutluluğunu yaşıyor. Eşim emekli oldu ama geçim şartları biraz uğraştırıyor. Malülden oldu o da. Onun için çalışmak istiyorum. Severek yapıyorum. Sevdiğim için de eşim sağmıyor. Dizlerimde platin var. Gitme diyor ama sevdiğim için ayrılamıyor. Üstelik kadınlar kurduğu atölyede bir aile sıcaklığında birbirlerinin derdini ve sevincini paylaşarak çalışıyor. Kayserili vatandaşlar sokak hayvanları için pedal çevirdi. Sokak sokak gezen vatandaşlar hayvanların beslenme noktalarına mama ve su bıraktı. Sokak hayvanları için bisikletleriyle sokaklarda turladılar. Görüntüler Kayseri'den. Patiler için pedallı etkinliğinde buluşan vatandaşlar sokak hayvanları için yola koyuldu. Kayseri Hayvan Hakları Koruma Derneği Başkanı Nilgün Uzel etkinliğin amacını anlattı. Kayseri'de vahşet olayını engelleyemedik. Daha dün bir vatandaş arabasının arkasına köpeği bağlayıp bağına götürmeye çalışırken kameralara yakalandı. Ve gerekli işlemleri yaptırdık. Köpeği barınağa aldırdık ama açıklaması şu. Arabamda yer yoktu. Onun için köpeği arabanın arkasına bağlamak zorunda kaldım. Hala hayvanları eşya gibi acı duymayan, hiçbir hissi duygusu olmayan canlılar gibi görüyorum. Hayvanseverler gece kar yağan ve soğuk hava koşullarının etkili olduğu kentte sokak hayvanlarının aç kalmaması için önceden belirlenen beslenme noktalarına mama ve su bıraktı. Ana haber bültenimizin sonuna geldik. Güzel bir pazar akşamı, güzel bir hafta geçirmeniz dileğiyle. İyi akşamlar, mutlu yarınlar.